Merhaba, ben Umut. Size Disney Channel'dan sihirli haberler getirdim. Bildiğiniz gibi bu hafta Soylunan'ın 4 yeni bölümü daha yayınlandı. Eğer o bölümleri izlemediyseniz buradan sonrasının spoiler içerdiğini artık söylemiyorum bile. Sonunda istediğini elde etti. Ben söylemiştim size. Boşuna kraliçe demiyor kendine. Kralını da aldı yanına. Artık ondan mutlusu yok. Gerçi Matteo'nun Amber'a dönmesiyle alakalı benim farklı teorilerim var ama onları birazdan konuşuruz. Şu anda konumuz Amber Hanım. Farkında mısınız Matteo'yu tekrar elde edince resmen kendine geldi. Zevkten dört köşe geziyor sürekli. Öyle ki Op'un bile umurunda değil. Her şeyi yan ve cime yıktı. Nasıl da manipüle ediyor zavallı kızlarım. Arkadaşlarım, buna insan kullanmak denir. Ne kadar ayıp. Ama elbette yaptığı tek ayıp bu değildi Kötülükler Kraliçesi Amber'ımızın bu bölümlerde. Eskiden biliyorsunuz Luna'yı çok küçümserdi, onu hafife alırdı. Asla umursamazdı. Ama artık Luna'nın zekasının o da farkına vardı. Onun fikrini kendininmiş gibi kullanarak resmen fikir hırsızlığı yaptı. Ki bence bu yaptığıyla kalmayacak. Artık Luna'yı çok daha dikkatli bir şekilde izleyip onun hareketlerini, düşüncelerini, davranışlarını kopyalamaya başlayacak. Ben öyle hissediyorum. Yok kızlar, bu Delphi akıllanmayacak. Kıyamam Pedro'cum ya. Bence sen vazgeç artık bu sevdadan. Görüyorsun işte, Amber ve Hazmi'nin yanına bambaşka bir insan alıyor Delphi. Evet, bence Delphi çok net hoşlanıyor Pedro'dan. Ama artık Amber'ın korkusu mu desek, popülerliğini kaybetme korkusu mu desek, işte bilemediğim bir sebeplerden ötürü açılamıyor çocuğa. Belki de haklı hala Gaston'adır. Siz ne dersiniz? Bu çocuk bu aşk yüzünden kafayı yiyecek, delirecek diye çok korkuyorum. Sonunda gördü Felicity'sini. Yani kısmen ama olsun. Sonra bir anda Luna ortaya çıktı ve Felicity konuşmayı kapattı. Luna neden orada? Felicity neden konuşmayı kapattı? Mesajlara niye cevap vermiyor? Saftirik çocuğumun kafasındaki sorulara bakar mısınız? Siz olun da delirmeyin yani. Kılık değiştirerek de olsa Gaston'un karşısına çıkmak Nina'cığım için gerçekten büyük bir adımdı. Dizinin en baştaki halini hatırlasanıza. Artık karşımızda çok daha farklı, çok daha korkusuz bir Nina var. Ama bir anda Luna'nın yanlışlıkla ekrana girmesiyle kimliğinin ortaya çıkacağı riski onu fena halde korkuttu. Bana sorarsanız çok da iyi oldu. Bu sayede Nina çok kısa bir zamanda artık kendini açıklamak zorunda kalacak. Baksanıza mecbur kalınca Simon'a bile kimliğini itiraf etti. Artık Gaston'a söylemesi de yakındır. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben Nina'nın kılık değiştirmiş halini çok beğendim. Ben Jan ve Ramiro çiftine gerçekten bayılıyorum. Asla aşklarını ilişkilerine karıştırmıyorlar. Evet, klip konusunda belli başlı anlaşmazlıklara düşüyorlar. Ama bu durumların asla ilişkileri etkilemelerine izin vermiyorlar. Muhteşem bir ilişki örneği ya. Allah'ım nasıl bekle, nasıl bekle. Diğer yandan Jim ve Nico cephesinde fazla nasıl aşık usandırır efsanesinin gerçekleştiğini görüyoruz. Ah be Jim, yıprattın, yordun çocuğu. Bak şimdi ne hissettiğini bilemez halde. Artık seni sevip sevmediğinden bile emin değil maalesef. Evet, geldik artık Arap saçı olmuş aşk üçgenimize. Nasıl anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum. Neyse başlayalım artık bir yerden. Devamı gelir zaten. Vay, tamam ya. Aslına bakarsanız Luna ve Simon aşırı minnoş bir çift oldu. Ve bence Simon inanılmaz ideal bir sevgili. Daima Luna'yı mutlu etmek için çabalıyor, etrafında fır dönüyor. Taco date'leri, akşam dondurma yürüyüşleri, parkta romantik paten dansları. Zaten bir insanın sevgilisiyle en yakın arkadaş olması muhteşem bir şey. Ama burada doğru olmayan bir şeyler var gibi. Yani Luna hala yeteri kadar mutlu değil gibi hissediyorum. Sürekli dalgın, dağınık, kafası başka yerlerde. Evet, başlarda Simon'a çok mutlu gibiydi. Ama sanki sonradan kafasına bir şey dank etti. Nina'nın sözleri dank etmiş olabilir mi diye düşünmeden edemiyor insan. Sözleri sana da dank etti mi? Etti. Matteo'nun ona neden bu kadar sert ve ters davrandığını anlamadığını Nina'ya anlatırken Nina da ona cevap olarak aslında hepimizin bildiği ama bir tek Luna'cığımızın bilmediği gerçeği söyledi. Çünkü Matteo sana aşık Luna'cığım. Elbette Luna bu durumu kabul etmek istemedi ama bana sorarsanız da bu böyle. Zaten bence Matteo'nun Amber'a geri dönmesinin sebebi Luna'yı unutmak. Gaston'a söylediklerinden bunu çıkardım ben. Bence Amber-Matteo ilişkisi de, Luna-Simon ilişkisi de çok uzun soluklu olmayacak. Hatta bu sayede Luna ve Matteo birbirlerine aşık olduklarını net bir biçimde anlayacaklar.
Şimdiye kadar hislerim beni çoğu zaman yanıltmadı. Umarım bu sefer de yanıltmaz. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Son olarak ben bölgesel yarışmayı izlemek isterdim açıkçası. Neyse ki en azından Cemal Roller ekibi bir sonraki tura kalmaya hak kazandı. Belki bir sonraki turda Luna da ekibi dahil olur. Ne dersiniz? Luna ve Simon ilişkisi ne olacak? Mateo gerçekten Amber'a aşık mı? Hadi Luna artık göster kendini şu çocuğa. Hadi bana yazın. Bu arada haftaya bana yazdığınız yorumları programda okuyacağım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.